Hatay, Antakya'dayız. Burada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ancak Güzelbahçe Mahallesi gibi belli noktalarda hala arama kurtarma çalışmalarının başlamadığını gözlemledik. Antakya sokakları burası. Bunun üstü. O benim evim. Şurası benim evim. Ben buradan çıktım. Aileniz çıkabildi mi? Çıktı. Burası taş bina, eski Antakya. Buralara henüz çalışma başlamadı hiç mı? Daha başlamadı. Kimse gelmedi. Kimse hiç gelmedi. Şurası eski Antakya bak. Bak. Neresiydi orası? Eski Antakya. Eski Antakya evleri bak. Bunun arkası daha bu, daha bunun bir üstü var. Bunun arkası var. Hepsi böyle küçük küçük. Bu taraf dağıldı. Bu taraf dağıldı. Hiç kimse gelmedi iki gün. Sonra şey geldiler. Herkes ya, her yer yağmalandı. Herkes her yer talan edildi. Su yok, elektrik yok, ısınacak şeyimiz yok. Herkes gıda yolluyor. Kimse gıda yollamasın arkadaşlar. Lütfen kimse gıda yollamasın. İhtiyacımız olan, bizim ihtiyacımız olan yemek değil. Yani barınacağımız yer, ısınacağımız şey, elektrik, su, tuvalet. Onun dışında bir ihtiyacımız yok. Kurtarma ekipleri. Yazık, çok insan öldü. Bağırarak insanlar öldü. Acı çekerek insanlar öldü. Donarak insanlar öldü. Daha hızlı çalışmamız lazım. Daha hızlı buraya ulaşmamız lazım. Medeniyetler şehri burası. Bütün dünyanın buraya koşması lazım. Bak 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 ne yapıyorlar bak. Böyle çıkarıyorlar işte. Daha yeni mi geldi bu tarafa evet. Kepçeler? O da burada kuyumcular var. Dükkanlarını açmak için içinde altın var çünkü yağmaç yok. Herkes korkuyor. Ha, kendileri mi getirttiler? Getirtiyorlar evet. Şahıs olarak. Depremin 7. gününde Hatay'da arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor. Türkiye ve yurt dışından gelen ekipler ses ve ısı kontrolü yaparak enkaz altında yaşam olup olmadığına bakıyorlar. Türkiye Taş Kömürü Kurumu, Karadon ekibinin, 13 kişilik ekibinin başıyım ben. Mesleğim maden mühendisi. Arkadaşlarla beraber gecemiz gündüzümüz bir olmaksızın, zaman kavramı olmaksızın çalışmaktayız. İlk geldiğimiz gün şunu gördük, koordinasyon eksikliği var. İlk gün geldiğimiz zaman yönlendirme olmuş olsaydı belki bir bu kadar daha canlı çıkarma ihtimalimiz vardı. Eşim ve oğlum bekliyorum. Siz de bu enkazda mıydınız? Ben değildim. Kızımı çıkardım bu enkazda. Yaşıyor mu? Yaşıyor arabada. Eşimle oğlum halen enkazda.
Ben şeyden şikayetçiyim. Müteahhitten. Hem şeyden şikayetçiyim müteahhitten hem o Mühendisden şikayetçiyim. Yardımseverlerden, hayırseverlerden Allah razı olsun. Şimdi buraya yardım geliyor ama burada koordinasyon yok. Burada artık düzenli bir şekilde dağıtım yok. Burada ihtiyacın fazlası bir de israf var. Yani şehrin ucra köşelerine, yani bütün şehrin ucra köşelerine yardım gitmiyor. Burada gözlemlerimiz şu şekilde. Çok fazla miktarda destek var. Çok fazla miktarda tıbbi yardım var. Ama su ve elektrik yok. Kanalizasyon sistemi bozulmuş. Bu nedenle gerek cesetlerin toplanamamasından kaynaklı problemler, onların getireceği enfeksiyonlar, gerekse kanalizasyon problemlerinden kaynaklı enfeksiyon riski büyük.